Baromuzun kıymetli avukatları, değerli meslektaşlarım, Karabük Basını'nın güzide üyeleri, hepiniz basın bildirimimize hoş geldiniz. Basın bildirimimiz 81 baronun ortak metnidir. Bu nedenle peşinen ben bunun kamuoyuna duyurulması noktasında aracılık ettiğiniz ve yanınızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umutla, dirayetle, el birliğiyle yeniden. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve 120 meslektaşımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden, evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan, enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Mesleğimizin geçtiğimiz yıl Avukatlar Günü'nü kutlayamıyoruz dememize sebep olan sorunlarının çözümü için somut tek bir adım atılmamışken mevcut sorunların üzerine deprem felaketinin yarattığı çok ağır ve yeni sorunlar eklenmiş durumdadır. Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor bir hale gelmiştir. Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17.964 avukat ve 3.762 stajyer avukat meslektaşımız depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş. 10.000'e yakın meslektaşımızın ev ve veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu koşullar altında başta deprem bölgesi olmak üzere yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformuyla çözümü için Türkiye Barolar Birliği'nin ve tüm baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir. Mesleğimizin içerisine sokulduğu ağır sosyoekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkarılan her türlü engelin özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu bir sefer daha altını çizerek hatırlatmak isteriz. Savunma makamı tüm bu olumsuz koşullara rağmen dün olduğu gibi bugün de yurttaşlarımızın yanında yer alarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma, yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlama görevlerini yerine getirmeye devam edecektir. Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada, derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun ulusumuza her seferinde düştüğü yerden kalkma kudretini verdiğini bilinciyle, acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz. Umudu yeniden büyüten tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun. Ben 2002 yılından bu tarafa Karabük Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktayım. Özellikle şu an bu programı yaptığımız Karabük Barosu sosyal tesislerinde ben baro yönetimindeyken çok emeğim geçmişti. O zaman belediyeden alarak Barolar Birliği'nden burayı yaptırmıştık. Şimdi bu alanda bir emeğimizin geçtiği bir yerde bu röportajı vermek de benim için ayrı bir gurur kaynağı. Tabii bugün Karabük Baromuz tüm barolarla birlikte bir açıklama yaptı. Ben de 5 Nisan Avukatlar Günü ile ilgili olarak da tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Özellikle meslek kurallarına, etik kurallarına uygun olarak bu mesleği icra eden tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü en içten dileklerle kutluyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Avukatlık mesleği zor bir meslektir. Özellikle müvekkillerin hak ve hukuklarının korumak, kollamak, onların hukuka erişimini, adaleti sağlama anlamında üç sacayağından birisidir. Ben onun için tüm avukatlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Avukatlar zaten kendi müvekkillerinin hak ve hukukunu koruma anlamında bunu profesyonelce yapan insanlardır. Bunu profesyonelce yapan avukatların toplumun hak ve hukukunu koruma noktasında da mesleki bir yeterliliği de oluyor. Ayrıca özellikle mecliste de TBMM'de baktığınız zaman avukat sayısı çok fazladır. Yasama görevi sonuçta kanun yapma yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Burada da mesleki olarak da olması gereken de avukatlardır. Onun için bir mesleki yatkınlık var.
Ben de elimden geldiği kadar hem avukatlık mesleğinin vermiş olduğu avantajları siyasette kullanmaya gayret ettim. Onun faydalarını da çokça gördüm. Tüm Türkiye'de olduğu gibi, tüm mesleklerde olduğu gibi özellikle yeni başlayanlar, arkadaşlarımız bir sıkıntı yaşar. Ama 3-4 yıllık o ilk evreyi atlattığı zaman işini düzgün yapan, mesleki etik ve kurallara uygun şekilde yapanların uzun vadede ben hep başarılı olduğunu gördüm. Meslek kurallarına dikkat ettiğiniz zaman tüm meslekler içerisinde diyeyim belki biraz mesleğinizde yavaş ilerliyor gibi gözükürsünüz. Az para kazanıyor gibi gözükürsünüz. Ama uzun vadede her zaman siz kazanırsınız. Avukatlıkta da vatandaş sana vekaletnameyle kendi hak ve hukukunu korumak ve işlerini takip etme anlamında bir görev yükümlülüğü yüklediği için güven çok önemlidir. Onun için güveni sarsmamak gerekiyor. Hem müvekkillerine hem toplum önünde itibarlı insanların yapabileceği bir meslektir avukat. Bu memlekette sanırım vatandaşların hukuka olan güveni çok az, bunu hep beraber görüyoruz. Bu güven arttığı zaman toplumsal barışın, toplumsal huzurun daha da zirveye çıkacağı, bu noktada insanların çok da refah içinde en azından mutlu yaşayacağına olan inancım tam. Bu hususta da tabii bu olayın, bu durumun gerçekleşmesi için de en önemli etken avukatlar. Çünkü vatandaşlarla birebir iletişim kurabilen, vatandaşları mahkemeler nezdinde, hukuk aleminde temsil eden avukatlar. Bize bu anlamda çok iş düşüyor. Tabii beraberinde sadece bize değil, yasamaya da çok iş düşüyor. Malumunuz 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim var. Yeni bir kabine ve yeni bir meclis demek bu. Umarım yeni bir kabine, yeni meclis adalet sisteminin, hukuk sisteminin daha üst seviyede olması ve vatandaşlar için daha mutlu edici bir noktaya gelmesi için gerekli çalışmayı yapar. Şu anda büromuza kayıtlı kaç avukatımız var? Baromuza kayıtlı 238 tane avukatımız var. 238 tane avukat Karabük Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyor. Her mesleğin kendine göre zorlukları var. Avukatlığın da kendine göre zorlukları vardır tabii ki. Ama avukatlarımızın en çok zorlandığı konular nelerdir? Bunları ayırabilir miyim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu meslek ve birçok meslek grubu, buna tabii doktorlar da dahil, vatandaş nezdinde saygınlığını kaybetmiş. Bence bir baro başkanı olarak bizim en büyük problemimizin bu olduğunu düşünüyorum. Vatandaşların ihtiyaç duydukları anda yardım aldıkları avukatların ve doktorların ya da başka meslek gruplarının nezdinde bir saygı problemi yaşanması, vatandaşlarla hizmet aldıkları avukat ve doktor arasında bir saygı problemi yaşanması en büyük problemimiz. Onun dışında tabii adalet sisteminde bir takım problemler var. Yine verilen kararlarda tabii gözlemliyoruz bir takım problemler var. Ama dediğim gibi yani bugün 5 Nisan, güzel şeyler konuşmak istiyorum. Biz inşallah hep beraber bu problemleri aşacağız.